Nasıl şiş atıyorlar var ya. Polis buraya saldıracak. Diyeceğiz biz de şimdi çıkalım. Evet, mevzu oluyor. Bak bak bak. Şiş atıyorlar. Şiş atıyorlar. Önce şuradan bir benzin alalım arkadaşlar. Daha sonra gazlayacağız. Bugün bir saat önce mi ne bitti maç? Ben önce bir çıktım gezdim böyle bisikletle. Şimdi motor aldım. Bir de motorla gezeceğim. Bakalım insanlar daha dışarıda mı? Belçika kazandı 1-0 Portekiz'i. Bakalım gece gece insanlar ne yapıyor? Seviniyordu. En son ben çıktığımda yarım saat önce bisikletle çıkmıştım. Şimdi motoru alıp çıkacağım. Ama önce benzinimizi alalım da yolda kalmayalım. Şöyle hop. Ananın mahvoldu motor. Üstüm de gitti. Niye öyle oldu lan? Of. Umarım çantamda iz vardır ha. Bez yoksa sıçtık. Niye dolmuyorsun oğlum hadi? Yeter ya. Of, yoruldum, sıkıldım. Bomboş depo, bomboş. Akarsan ak. Valla. Zaten aktın akacağın kadar. İyi sen? Allah tanıdım buldun. Hadi ben kaçıyorum acelem var. Tamam merci hadi. Arkadaş bizi tanıdı. Oh! Benzini de aldık. Bir de kilometreyi sıfırlarsak tripi şöyle reset. Hoppa tamam. Acayip manyak terliyorum. Neyse hadi bakalım. Şimdi böyle tam şehrin içine göbeğine doğru gidiyorum. Kalabalık olan yerlere. Bakalım insanlar daha duruyorsa küçük bir video çıkar. Belçika insanı seviyor geceleri dışarıda takılmayı vesaire. Böyle güzel havalarda. O yüzden daha insanlar var diyorum. Allah'ım bisikletten binip buna bindim ya. Nasıl rahatladım var ya. Üf. Motor gibisi yok yemin ederim ya. Küçük bir pat dedi galiba değil mi? Egzoz ne zaman kafasını esiyorsa patlıyor, ne zaman esmiyorsa patlamıyor valla. Egzoz karar veriyor ne zaman patlayıp patlamayacağına. Valla Türkiye 3 maçı da kaybetti. Artık umudum benim Belçika. Valla 15 maçtır adamlar kaybetmiyor. Çeyrek finale yükseldi. Umarım finali görürüz ya vallahi. Çok istiyorum yani. Türkiye'den bir şey göremedik. Bari Belçika takımından bir şey görelim. Belçika takım ama güçlü, umutluyum baya. Yani kadrosu falan çok sağlam bir... Neyse maç şeyi yapmayacağım ya. Şimdi komple maç konuşmayacağım. Instagram'da story paylaştım bugün. Yani az önce daha doğrusu, eğer beni Instagram'dan daha takip etmiyorsanız beni takibe alın. Ayak üstlemene reklam da yaptık. Abone de olun hemen. Videoda like atın hemen. Klasik YouTuber şeyleri lafları. Bu adam olduk yani sonuçta. Bakalım çok polis olmaz umarım ya. Bakalım bundan sonra insanlar dışarıda. Eğleniyorlar. Bunu alan yolda. Millet burada ya. Teker yakmamız yok mu peki? Dayı burada kapaşmayın ki.
Atlayın, yeşil yandı. Lan tur bize girmesin. Evet arkadaşlar, Belçika böyle bir ortam. Otobüs şoförünü çıldırtıyorlar. Allah, ben buradan geçemem değil mi? Hoppa, hepsi. C'est ça, hein? C'est vrai, c'est vrai. Anlamadım ne dediğinden, bir kelime anlamadım. Fas bayrağı takmış çocuk. Çok polis olabilir burada. Sakin biraz. Patlıyor Milde. Şuna bak. Burada polis var. Sakin sakin yolumuza. Herkes eğleniyor ya. Kavga da yok, dövüş yok. Bak bak bak. Şişe atıyorlar. Saldırı yok. Hiçbir şey yok. Herkes eğleniyor. Herkes. Polisler de buna saygı duyuyor işte. Karışmıyor, anladın mı? İnsanların eğlencesine karışmıyorlar. Çok güzel bir şey yani. Herkes eğleniyor. Bak bunlar oturuyor, içiyor, muhabbet ediyor. Arkada adamlar coşuyor. Diğerler arabadan iniyor. Hani bu eğlence olduğu için polis karışmıyor. Trafik tabii ki de bir sıkışacak. Şikayet ederlerse arkadaki adamlar vesaire, tabii ki de şey olur, derler siz ne yapıyorsunuz trafiği açın diye. Artık da bir ceza yazma durumu falan olmaz. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor yani. Ne olur ne olmaz. Aldığınız benzini geri bitirdik. Bitmez gerçi bunda da. Bakalım bir de başka ortamlara bakalım. Burayı yaptık. Burası her zaman böyle. Ana her cumartesi gecesi aslında burası böyle. Ama pandemi olduğu falan işte sakindi. Bugün maç olduğu için biraz kalabalık. Bir de başka mekanlara bakalım. Orada da insanlar var mı yok mu? Daha sonra tekrar döneriz bu taraflara. Çok boş dolaştım ya. Niye çok boş dolaştım ya? Bininci kırmızı ışık bekleyeceğim. Bininci. Şu sokağa bir daha döneceğim arkadaşlar. Ortam artık bitti sanırım. Herkes dağıldı. Saat artık 1'e geliyor yani. Bir zahmet millet dağılsın. Yarın pazartesi, herkesin işi gücü var. Zaten burası çok çabuk dağılıyor. Bir herkes oynuyor, eğleniyor, tak dağılıyorlar. Bakın az önce geçtiğimiz yol nasıldı? Burada full trafikti. Şurada insandan geçilmiyordu burası, hatırlıyorsunuz mu? Daha bir dakika önce ya videodan. Tam bak burası. Tak, insan kalmadı bak, bitti. Dağıldı millet. Eğlendiler, bitti. Hiç polis müdahalesi yok, bir şey yok. Tak, öyle. İleride de polis sirenleri gördüm. Sakin gidelim. O bak, pano düşürmüşler yere. Şöyle itelim de milletin arabasına çarpmasın.
Polis gelmiş, burada bir şeyler var. Oo. Aha. Çevik kuvvet gelmiş. Oğlum o kadar övdüm Belçika'yı. Kavga olmuyor, dövüş olmuyor, bir şey olmuyor diye. Bak. Oğlum polis buraya saldıracak ya. Daha yiyeceğiz biz de şimdi çıkalım. Yani o kadar övdük değil mi? Şiş atıyorlar ya. Şu motoru şöyle kenara çekeyim. Yol kapalı çünkü. Geri de dönmek yasak. Dönsem bile trafik vardır. Ben burada böyle duracağım, bekleyeceğim. Yol açılsın, devam edeceğim. Buraya girsem çıkmaz sokak. Evet, mevzu oluyor. Diğer tarafta da insanlar koşuyor. Burada da insanlar koşuyor. Şişe atıyorlar. Ulan az önce de o kadar övdüm değil mi ya? Kimse kavga dövüş olmuyor. Bak. Bunlar şey, yurt dışından gelenler. Bak Belçikalılara. Şu iki kız Belçikalı. Maça baktılar, evlerine gidiyorlar. Yer otobüs duraklarında bekleyenler. Yani bunların hepsi gurbetçi yani, anladınız mı? Bak bunlar karışık yani. Şunlar Belçikalı. Maçlarını izlemişler, eve gidiyorlar. Mevzu çıkarmadan. Bak bak bak. Yolu kapattı polis. Bana bir şey demesinler. Ben böyle gidecektim. Ha böyle gidiş varmış. Allah acımaları da olmaz ha. Arkada insanlar eğleniyor kafede. Buradan kovuyorlar. Ben kaçıyorum ya. Ya iyi kötü şuradan döneceğim ben. Şişe atıyorlar. Beni bırakın. Yönetiyor. Moi je suis bloqué ici. Nasıl şişe atıyorlar var ya. Üf. Je peux partir comme ça? Je peux tourner? Oui, oui. Merci.
Karıştı buralar. Oğlum ona değil de neyi üzülüyorum biliyorsunuz mu? Çöplere de atmışlar burada. Oo, şunlara bak. Onlar da takılıyor. Bak bunlar Belçikalı bak. Gördünüz mü Belçikalıları? Bak şunlar da Belçikalı kafede oturanlar. Mevzu çıkanlar hep şey, ne bileyim karışık, anladın mı? Hani tek bir millet söylemek istemiyorum. Bak burada hep full Belçikalı bak. Adamlar eğleniyor. O işte gurbetçiler, murbetçiler, mülteciler mevzu çıkarıyor. Ulan üzüldüğüm şeydi, az önce o kadar övdüm övdüm, hiçbir mevzu yok. Herkes bak ne güzel eğlendi, dağılıyor yavaş yavaş vesaire. İlla polis sevmeyen insanlar çıkıyor, mevzu çıkarmak isteyen insanlar. Oluyor yani. Eğlenmeye devam eden insanlar da var. Oğlum sen Almanya'dan geliyorsun, sen niye seviniyorsun? Sen Almansın. İnsanlar eğleniyor, oturuyor. Bak, burada niye mevzu yok? İki polis arabası bitti, güvenliği sağlıyor. Bu kadar. Burada niye polise sataşan yok? Ondan sonra niye şeyleri, gurbetçiler istemiyorlar? Niye Araplar istemiyorlar? Niye Türkler istemiyorlar? Böyle çıkıyor işte şey mevzusu, ırkçılık mevzusu, anladınız mı? Yani size burada Brüksel'in, hatta Avrupa'nın yüzünü gösterdim yani. Belçikalılar bir de gurbetçiler. Belçikalılar mevzusuz eğleniyor. Hatta bak polisin arkasında bir mekan vardı ya. Orada içinde, orada olan insanların içinde %90'ı Belçikalıdır. Kesin bak, net söylüyorum bunu. Polis niye onları dağıtmıyor? Çünkü gurbetçilerin, Arapların, Türklerin, Ukraynalıların, Suriyelilerin, hangi millet aklınıza geliyorsa onların giyim tarzı bayağı farklı, böyle eşofman vesaire, anladınız mı? Polisler biliyor, ayırt ediyor insanları. Neyse ben de eve kaçıyorum artık arkadaşlar, yavaş yavaş saat 1.10 var. Videoyu da burada bitireyim, umarım beğenmiştirsiniz. Videoya like atmayı, yorum yapmayı, bir de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.